Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Bitcoin'de kazanmak için 10 kuraldan bahsedeceğiz. Bu kuralları ben bu şekilde listeledim. Şu anda sizlere bu kurallardan bahsedeceğim. Öncelikle bu gördüğünüz Wall Street market psikolojisi döngüsü. Burada gördüğünüz gibi inançsızlık, korku, panik ve coşku, heyecan evrelerini görüyorsunuz. Bunların sizin üzerinizde de gerçekten etkisi olduğunu göreceksiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında anlattığımız birçok şey bunlardan ibaret, psikolojiden ibaret. Tamamen psikolojinizi yönetmekle alakalı. En önemli şey bir kere düzgün bir psikolojidir. Şimdi bu Bitcoin'de kazanmak için 10 kuralımıza geçelim. Ben burada TradingView web sitesini kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi istediğimiz coin'i arayıp analiz yapabiliyoruz. Ben Bitcoin'i dolar bazında Coinbase borsası verileri üzerinden inceleyeceğim. Burada tam özellikle grafiğe gidiyorum ve karşıma Bitcoin'in 4 saatlik grafiği geliyor. Bunu bir günlüğe de çevirebilirim. Bir grafikte Bitcoin'in değerini özellikle diğer altcoin'lerde olmak üzere günlük olarak bakılabilir ama kısa vadede 4 saatlikte bakılması gerekiyor. Trade, işlem yaparken veya yatırım yaparken Bitcoin'de nasıl para kazanırız? Bunlar için 10 kurallara başlayalım. Şimdi öncelikle ilk kuralımız trend oluşumu. Yani bir yükseliş evresine veya düşüş evresine başlamasını beklemeliyiz. Örneğin burada Bitcoin düşmüş, şu anda düştüğünü görüyoruz ve burada Bitcoin düştükten sonra bir yükseliş trendine girmiş. İşte bu yükseliş trendine girmesini bekliyoruz. Bu şekilde yükseliş trendine girdikten sonra işleme başlıyoruz. Düşüş evresinde ise bir düşüş trendine girmesini bekliyoruz. Burada da bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz ve düşüş trendini kırdıktan sonra işleme başlama. Burada Bitcoin'in düşüş trendini kırdığını görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Bitcoin bir düşüş trendinde ve bu düşüş trendini kırmış. Düşüş trendini kırdıktan sonra alım yapmalıyız. Hemen diğer maddemize geçelim. Hızlıca anlatacağım ve hızlı bir şekilde geçeceğim. İşlemleri doğru şekilde yapmak. En önemli şey bu arkadaşlar. Yani gidip coin'i buradan almıyoruz. Buradan almıyoruz. Bir coin'i minimum kayıp olabilecek şekilde alacağız. Yani yeterince fiyatının düşük olduğunu anladığımız yerde destek noktalarında alacağız. Bu destek direnç noktaları ise çok önemli. Destek noktasını bir önceki tepeden görebiliriz. Bakın burada burası artık burası karşımıza tepe olduğu için direnç olarak çıkıyor. Burada direnç noktası. Daha önce buradan dönmüş. Önceki tepe arkadaşlar. Bakın burada bir önceki tepeler hep destek şeklinde aslında karşımıza çıkmış. Şu şekilde de gösterebiliriz. Bakın burada bir destek noktası. Bakın burada yine bir destek noktası. Aslında bir önceki tepe karşımıza hep destek olarak çıkıyor. Bakın burada bir destekten dönmüş. Burada yine bir destekten dönmüş. Şurada yine destekler çalışmış. Bir önceki destekler ise hep karşımıza direnç olarak geliyor. Yani buradaki destekler, buradaki destekler, şuradaki destek karşımıza direnç olarak gelmiş. Burada dirençten dönmüş. En önemli şey destekte alıp dirençte satmaktır. Yani siz şurada bakalım. Bir önceki tepeleri hep bulduk. Bu şekilde bir önceki tepe, bu şekilde bir önceki tepe. Ve ekranı büyütüyorum. Bir önceki tepenin burası olduğunu görüyorum. Ve şu anda 41.500'ünde bir destek olduğunu görüyorum. Eğer Bitcoin buradan olur da ben kıracağımı düşünmüyorum. Aşağıya kırarsa 41.000'den dönecektir. Ve artık bizim için direnç 50.000 olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarımızda ve analizlerimizde size Bitcoin'de burada bir omuz baş omuz olduğunu göstermiştik. Ve Bitcoin'in 58.000 direncine rahatlıkla gidebileceğinden bahsetmiştik. Katıla özel canlı yayınlarımızda bunlardan bahsediyoruz. Ve canlı olarak teknik analiz yapıyoruz. Şimdi ben bu çizimleri kaldıracağım. Şu anda gördüğünüz gibi destek ve direnç noktası, destek noktasını almayı hepimiz anladık. Yani destek noktasını alırsak minimum kaybımız olur. Şu noktada aldıysak minimum kaybımız olur. Yani amacımız para kazanmaktansa parayı kaybetmemek olmalı. Şimdi şu anda bu destek noktasını iyi anladığınızı düşünüyorum. Diğer üçüncü maddemiz ise stop koymak. Yani örneğin burası destek noktası. Oldu ki Bitcoin burada bir düşüş trendinde. Bu trendi kıramadı ve düşüşe devam ediyor. Bu durumda şu noktaya destek noktasının %2 altına veya %3 altına bir stop
koymalıyız. Bu stopu koyduğumuz takdirde Bitcoin bir sonraki destek noktasına buralara gelecek ve biz buralarda alım yapabiliriz. O yüzden stop koymak çok önemli. Eğer stop koymazsanız Bitcoin buralardan şelale olur ve ciddi kayıplar yaşarsınız. Bakın buraya kadar belki geri çekilme yaşar. Tabii şu anda bunun olacağını söylemiyorum. Bir diğer maddemiz ise kesinlikle sermayenin tüm kısmı ile trade yapmayın. Yani elinizde her zaman bir kozunuz daha olsun. Asla fırsatlar kaçmıyor. O yüzden her şeyi tek bir yere bağlamayın. Beşinci maddemiz ise sermayeyi tek bir yere bağlamamak ve aynı zamanda sepet yapmak. Yani Bitcoin aldınız, elinizde Bitcoin var. Birazcık da gidip ADA alabilirsiniz veya Ethereum alabilirsiniz. Bu durumda riskiniz bölünmüş oluyor ve aynı zamanda para kayıp oranınız da düşmüş oluyor. Tabii bunun için de birazcık sermayeyi takip etmeniz gerekiyor. Onun için de burada alarm veya Binance'da alarm uygulamaları var. Zaten bu da bizim için bir madde. Altıncı maddemiz haber takibi. Haber takibini CoinMarketCap web sitesinden yapabilirsiniz. Burada tüm önemli haberleri görebiliyorsunuz. Önemli haberler kısmından, trend haberler kısmından. Ve Coinbase, Binance gibi önemli kişilerin tweet hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Binance gibi borsaların bildirimlerini kesinlikle açın. Listeleme haberlerinde anında coinlerin değerinin %30 gibi yükseldiğini görebilirsiniz. Bunu ilk siz görürseniz ve ilk siz yakalarsanız kesinlikle ciddi paralar kazanabilirsiniz. Yedinci maddemiz ise kaldıraçlı aşırı risk. Kaldıraçlı işlemleri bileniniz varsa elinizde 1000 dolar varken 10.000 dolarlık bir işlem açabiliyorsunuz ve 1000 dolar zarar ederseniz o 1000 dolarınız yok oluyor. Veya 1000 dolar kar ederseniz %10 karda paranız 2'ye katlanıyor. Kaldıraçlı işlemleri bilenler varsa aşırı risk kesinlikle almayın. Kaldıraç oranlarınızı hep düşük tutun. Coinbase YouTube kanalında oynatma listeleri arasında kaldıraçlı işlemler Binance Futures eğitim oynatma listesi bulunuyor. Buradan da İlgilenenler bakabilir. 8. maddemiz ise güvenilir coin'ler. Örneğin Bitcoin güvenilir coin'dir ve burada işlem yapabilirsiniz. Spekülasyon zor olur. O yüzden burada işlem yapın. Ama atıyorum XX coin işte birisi çıkarmış, ne olduğu belli değil. Hangi borsada olduğu belli değil. O yüzden o borsalara, o coinlere kesinlikle bulaşmayın. O coinler sizi bir ciddi zarara uğratabilir. Unutmayın, coin çıkartmak, token çıkartmak çok basit bir olaydır. O yüzden aldığınız, sattığınız coinlerin ne olduğunda birazcık da olsa kesinlikle bilin. 9. maddemiz ise daha önce de söylemiştik. Örneğin Bitcoin'de bu destek noktasında alamadınız. Yükselen bir destek olduğunu görüyoruz. Burada alamadınız. Ve burada kaçırdınız. Siz Bitcoin'i almak için, trade ederken almak için bu direnç noktasının üstünde kapanışlar beklemelisiniz. Buralarda kapanışlar beklemelisiniz 4 saatlik grafikte. Ve buralarda kapanışlar beklerken artık siz buraya bir alarm kurmalısınız. Örneğin Bitcoin bu direnç noktasının üstüne geldi. Mesela 52.000'in üstünde buraya kapanışlar yaptı. Sağ tıklayarak alarm ekle diyoruz ve mobil uygulamalarına da bildir diyebiliyoruz ve bir alarm oluşturabiliyoruz. Kesinlikle alarm oluşturun. Binance'da da alarm kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alarm çaldı. Şu anda diğer maddeye gelelim. Herkes alırken satmak arkadaşlar. Herkes alırken kesinlikle sat. Tabi bu Bitcoin için geçerli değil. Buralarda mesela herkesin aldığını düşünürsünüz ama kimse almamıştır. Psikolojik olarak siz bunu takip etmeniz lazım. Örneğin Bitcoin'de buralarda kimse konuşmazken, Bitcoin'i buralarda alın ve herkes konuşurken, tüm dünya konuşurken buralarda satın. Olay tamamen bundan ibaret. Aslında buradaki grafikte bize onu anlatıyor. Bakın burada ne diyor? Panik, öfke, depresyon evresinde, yani bir coin düştüğünde panikledikten sonra iyice öfkelenirsiniz ve bir depresyona girersiniz. Ve o depresyona girdikten sonra bir inançsızlık evresine girersiniz. İşte o inançsızlık evresinde kesinlikle coinleri almak gerekiyor. Ve coşku heyecan kısmında ise buralarda satmak gerekiyor. Bu bir market döngüsüdür. Bu tüm finansal piyasalarda kesinlikle geçerli. Özellikle altcoin, bitcoinlerde de geçerli. Şimdi burada bizim uzun zamandır, bir aydır sizlere bahsettiğimiz Chiliz coin'den bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi bu günlük grafik. Biz bu coin'i şuralarda hep alıyorduk. Buralarda aldık. Buralarda artık bir inançsızlık vardı. Kimse çıkmayacak, işte bir şey olmayacak diyordu. Ve şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 20 kat değer kazandı.
Ve biz artık buralarda bunu satıyoruz. Çünkü biz akıllı yatırımcıyız. Tabi bunu biz sattık. Buna düzeltme gelince alırız. Tamam, bu belki uzaya gidecek. Ama biz buna düzeltme gelince alırız. Eğer düzeltme gelmedi, alamadıysak da bizim maddelerimizden bir tanesi ilk madde fırsatlar bitmez. Kesinlikle biz bunu almıyoruz. Yani uçsun gitsin, bizim bunu almıyoruz. Yani fırsat bitmiyor. Eğer o yükselişi yakalayamadıysanız fırsatın bitmeyeceğini düşünüp diğer birçok coin'e geçebilirsiniz. Örneğin SXP. Şu anda SXP mesela bakıyorum bir inançsızlık evresinde gibi gözüküyor. Bakın. Yani bir inançsızlık evresinde, işte buraların, şuraların panik, buraların korku, öfke olduğunu düşünürsek buralarında bir inançsızlık evresi olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde bir inançsızlık evre. Coin grafiği buraya bakın, aynı şekilde gördüğünüz gibi grafik bu şekilde çalışıyor. Buralarda bir heyecan vardı insanlarda. Herkes aldı. Tabii bu şekilde bitmez. Bu olur böyle. İşte böyle olur. Ondan sonra herkes bir heyecan, böyle bir coşku olurken işte biz yine buralarda satarız. Biz akıllı yatırımcıyız. Aynı zamanda akıllı traderız. Bunlar içerisinde de kısa vadeli vurkaçlar yapıyoruz. Örneğin ne yaptık? İşte sizlere buralarda söylüyorduk. Buralarda aldık. Bir gece ansızın %100 karla satmıştık. Ve düştü, tekrar aldık. Ve bu şekilde biz teknik analizlere ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Katıl butonunda aşağıda haftada 3 gün sizlerle canlı yayın yapıyoruz. Ve BTC aboneler içinde özel soru cevap canlı yayınlar oluyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada kanalımız yaklaşık 47 bin olmuş. Umarım 50 bine yaklaşıyoruz. Sizlerle büyüyoruz. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Oynatma listelerini kesinlikle inceleyin. Hepinize iyi günler diliyorum.